görevli memurların servisleri kaldırılıyor. Atama bekleyen öğretmenlerin, atama bekleyen mühendislerin hayalleri yok ediliyor. Ama zenginlere tasarrufla ilgili bir tedbir yok. Kardeşim, kamuda tasarruf yapacaksan garanti ödemelerini dolardan Türk lirasına çevirsene. Elini tutan mı var? Kamuda personel alımı sınırlandırılıyor. Madem sınırlandıracaktın, insanları KPSS'ye niye soktun? O bölümleri niye açtın? Yüz binlerce sosyoloğu var, mühendisi var, işletme bitiren insanlar var. Bunların hayalleri başka bir bahara kalıyor. Ama maalesef sarayla ilgili bir tasarruf yok. Özel uçaklarla ilgili bir tasarruf yok. Tamamen göz boyamaya yönelik bir tasarruf tedbirleri olduğunu görüyoruz. 2023'te KPSS'ye 1.799.000 kişi girmiş. Bunlara dur diyorsun. Sınava sokmuşsun, bekle diyorsun. Ama tasarruf etmen gereken kalemlerde tasarruf etmiyorsun. Özel uçakları sat. Saray biraz tasarruf etsin. 4-5 tane sarayı var. Şimdi bir de İstanbul'da Haliç'te bir çalışma ofisi yapıyor. Hala şatafat, israf devam ediyor. Bir saltanatla karşı karşıyayız. Lale devrinde daha fazla israf ve şatafat var. Bunlar sonlandırılmadığı sürece fakirden fukaradan tasarruf yaparak ne enflasyonu düşürebilirsin ne işsizliği azaltabilirsin. Sadece göz boyamakla kalırsın. Kamuda tasarrufun sonu işsizlik olmamalı. Atama bekleyenlerin yıllarca umutları yok edilmemeli. İşsizlik çok daha fazla sosyal patlamalara ve büyük yıkıma sebep olabilir. Tasarruf yapacaksan bakanların koruma ordularını azalt. Makam araçlarını azalt. Hala göz boyamayla meşguller. Hala dünyanın en fazla makam aracına sahip ülkelerden biriyiz. 130 bin makam aracı var. Dünyanın en büyük araç üreticisi Almanya'nın 9 bin, Fransa'nın 8 bin, Türkiye'nin 130 bin makam aracı var. Koruma ordularıyla gezmeye devam ediyor beyler. Ama memura,